Bugün 2023'te hayatıma giren kalemlerden bahsettiğim videoda size gösterdiğim bir kalemin tanıtımını yapacağım. Bu kalem Online markasının Bohemian Art isimli kalemi. Öncelikle biraz markadan bahsetmek istiyorum. Marka 91 yılında kurulan bir Alman markası. Yani kaç oluyor? Bugün itibariyle 32 yıllık bir Aa bir dakika. 30, 33 oldu artık değil mi? 33 yıllık bir marka. Pek çok modeli var. Yani yeri geldikçe zaten kanalda bahsedeceğim bunlardan. Daha önce birinin de tanıtımını yapmıştım, anlatımını yapmıştım. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Switch Plus kaleminin tanıtımıydı. Bugün bahsedeceğimiz modeli ise ona göre daha şık, daha elegant bir model. Yani yapısı itibariyle dilerseniz çok lafı uzatmadan kalemi size göstereyim. Üsteçeğe geçelim. Gördüğünüz gibi akışkan görünümlü bir malzemeden üretilmiş. Akrilik bu. Yarı saydam bir akrilik. İçini gösteriyor gördüğünüz. Bakın şurada kapak kısmında ki malzeme görünüyor ya da içindeki metal aksamları görünüyor. Bu akrilik malzeme metal malzemeyle kombine edilmiş ve ortaya hoş bir görünüm çıkmış. Tam şurada da logoyu iliştirmiş marka. Hoş ve küçük bir tutma yeri var. İyi çalışıyor. Yani biraz sıkı ama iyi çalışıyor. Hani sağlam yani. Kalem kapalıken 11,5 cm, açıkken 10,5 cm. Ağırlığını da hemen bir test edelim. 26.5 falan bu, aynen 26.5 gram kapaksız da bakalım, kapaksız da 19 gelir bu, aynen. Ve vidalı bir kapak var gördüğünüz gibi, tekrar göstereyim. Ve bu şimdi kalem biraz küçük yani, şöyle kalacak elde. Yani aslında yazılabilir, yazılamayacak kadar küçük değil ama elinize küçük gelirse ya da kapağı ben ne yapacağım, ah bu kapak şimdi ne olacak gibi dertlere sahip olursanız şu şekilde arkaya iliştiriyorsunuz ve uzuncana bir kalem elinize geçiyor. Bu, bu haliyle halinde 15 santim falan geliyor. Şimdi bu kalemin yazımı hemen test edelim. Yeni mürekkep çektim daha içine. Bitmişti ama temizlemedim. O yüzden biraz kirli yazabilir. Bakın gayet hiç bastırmıyorum şu an hiç bastırmadan yazıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Evet, akışkan bir kalem. Sesi lamiye göre az. Ucunda görebilecek misiniz bilmiyorum. Esneme payı var. Ve bu da demek oluyor ki basınca duyarlı bir kalem. Yani siz bastırdıkça ses çıkarmaz bazı diğer kalemler gibi. Ya bu benim için çok önemli bir şey değil ama bunu önemseyen insanlar var. Bu sebeple belirtmek istedim. Ee, size envai çeşitli şekilde yazarak yumuşaklığını ve yazım konforunu göstermek istiyorum. Bu kalem ilk geldiğinde bu kadar konforlu değildi. İlk geldiğinde hiç yazmıyordu. Ve ben uzunca bir süre kullanamadım. Yaz dönem boyunca hiç kullanmadım bu kalemi. Ben bahar gibi almıştım aslında. Sonra aldığım yere götürdüm. Yeni zaman kırtasiye sirkeci de. Oradaki abiyle birlikte ucunu onardık. Yani daha doğrusu abi düzeltti ben de izledim. Ve ufak yardım hani şunu tutmuş gibi çıraklık gibi. Ve kalem artık kusursuz yazıyor. Bu kadar iyi yazacağını da beklemiyordum açıkçası. Yazım opsiyonlarını yeterince gördünüz sanırım. Dilerseniz biraz daha kalemi anlatayım size sayfayı da mahvettik. <laughs> Boş bir sayfam da yok herhalde ya. Neyse bu sayfadan devam edelim yani. Bence çok sinirlenmezsiniz yani. Video izleyebilirsiniz. Bu ne kirli sayfa böyle video izlenmez diye. O zaman madem başladık devam edelim. Şimdi şu tutma yeri metalden, parlak metalden oluşuyor. Bu da demek oluyor ki bu arkadaş yazın terleyecek. Daha doğrusu yazın benim elim terleyecek. Bu arkadaş da bu teri absorbe edemeyecek. Kayacak kalem yani. Bunu tabii daha yaşamadık ama yani öngörmesi çok zor bir şey değil. Beni bu kalemle ilgili endişelendiren tek şey bu. Onun dışında gördüğünüz gibi gayet akışkan bir yazıma sahip. Yani bunu daha ne kadar gösterebilirim bilmiyorum. Normalde videolarda iki kere birkaç kere şöyle çizerler ve test biter ya da merhaba gibi bir şey yazarlar. Ben yazamadım mesela şu an. Ben size her çeşit şeyini kullanımını gösterdim. Şu an düşününce çizim içinde gayet iyi bir kalem gibi duruyor. Dolma kalemlerle çok hoş çizimler de çıkabiliyor ortaya. Yani hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Mangakaların yani Japon manga çizerlerinin çoğunun dolma kalem kullandığını biliyorum. Öyle bir şey okumuştum hatırlıyorum eskiden lise yıllarından. Yani bu kalemde öyle bir kullanıma gayet uygun. Bakın hiç daha bir kere bile kesilmedi ve çok yumuşak yazıyor ve hoş bir görünümü var. Evet, bu kadar. Ve dediğim gibi ve son olarak bu renk harika bir renk gerçekten bronz rengi tekrar yüzce bakalım ve videoyu kapatayım isterseniz. Gelelim benim son sözlerime. Dediğim gibi kalem tasarım itibariyle oldukça hoş bir kalem. Kişinin yanında taşımayı isteyeceği bir kalem bence. Hani hem konforlu bir yazım sunuyor hem de hoş bir görünümü var. Bu gibi böyle çok hoş görünen kalemlere ya da maddelere sanat eseri diyorlar. Bu bir kalem değil, bir sanat eseri gibi ifadeler kullanıyorlar. Bilmiyorum. Bu konu üzerine düşünmekteyim şu aralar. Gözümüze güzel gelen ya da çok iyi üretilmiş bir eşya ya da çok iyi yapılmış bir işe sanat eseri demek ne kadar doğru? Sanat böyle bir şey mi? Neyse kalemden bahsediyorduk. Özür dilerim. Kalem benim koleksiyonumda bulundurmaktan oldukça keyif duyduğum bir kalem. Beni düşündüren bir yanı var olumsuz olarak. Yazın nasıl bir performans sergileyeceği. Çünkü metal bir tutma yeri var kalemin. Bu yazın kayma yapabilir. Çok doğaldır bu da. Onun dışında kalem oldukça başarılı bir üretim. Gerçekten hoş bir görünümü var. Yine dediğim gibi dengeli bir kalem olmuş. Ve bir göz atmanızda fayda var. Bence oldukça seveceksiniz. Eğer bu tarz şık ve kompakt bir kalem arıyorsanız ben link bırakmayacağım aşağı çünkü EMAY çeşitli yerde var, Sitgeci de var gidip bakabilirsiniz ismini tam veriyorum aratabilirsiniz size kalmış o zaman daha da uzatmayalım lafı haftaya eğer saatim durmazsa tekrar görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın. Böyle güzel kalemleri anlatmak iyi oluyor ya. Mutlu oluyorum böyle kalemlerden bahsedince.